Selam millet, Nether Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Ark Survival Evolve oyunumuza yeni bir modla devam ediyoruz. Şuradan doğru gördüğünüz zaman zaten karşıdaki dinozoru ve şu dinozoru modumuzun ne olduğunu bilen kardeşlerimiz anlamıştır. Gökten indi ışınlar modu. Hayır, tabii ki öyle değil. Anunnaki Genesis modu. Anunnaki Genesis modu. Kardeşlerim, sizler istediniz. Ben de bayağı zamandır bu modu yükleyecektim, aklımdaydı. En sonunda bu modu yükledim. Bizim dinozorlarımız da şöyle hepsini aynı yamaca doğru çektim. Çünkü meydanda çok kalabalık duruyorlardı. Bir ara şu meydandaki taşları, şeyleri temizleyeceğiz. Oraya belki, bilmiyorum, doğal yapısını da bozmak istemiyorum ama oraya bir şekilde dinozorlarımızı koyabileceğimiz bir yer yapmak istiyorum. Abi her yerden nasıl hareler iniyor böyle ya? Kardeşlerim, Anunnaki Genesis modunu indirdikten sonra oyunumuzda bir takım değişiklikler olmaya başladı. O değişikliklerden bir tanesi şu. Bedesler. Gördüğünüz gibi vahşi bedes Pteradon. Level 22. Vurduğum gibi indirdim onu. Neden? Onu neden vurduğum gibi indirdim? Hemen söyleyeyim. Çünkü benim elimde de Anunnaki Poison Dart var. Yani Anunnaki oyununa ait olan başka bir eşya var. Bu eşya sayesinde bu bedesleri, bütün dinozorları, var olan Ark oyundaki bütün dinozorları çok hızlı bir şekilde bayıltabiliyoruz. Ama uyuşukluğu bu kadar hızlı bayılıyor ki hayvanın. Defalarca daha bununla vurmam gerekir onu. O sırada da kalkar gider. Demek ki artık nasıl şey yapacaksak, bayıltıcı içireceksek bir yandan bu hayvana, bilemedim ben. Peki var mı bakalım bayıltıcımız? Gidip bir kontrol edeyim hemen. Şimdi etrafta bu bölümde hep birlikte uçarak böyle bedes kankalarımız var mı? Onları arayacağız. Varsa eğer bu bedes kankalarımızı tüfümüz vasıtasıyla vurup bayıltıp tameleyeceğiz. Nedir ne değildir özellikle ona bakacağız. Bedes modundaki bu vatandaşların aslında özelliği şu. Hepsi bir eşyayı kullandır dersem süper olacak. Ha, son anda yetiştim vallahi hepsini. Inventory'den doğru adamın üzerine bırakacaktık ha. Peki sen yemiyor musun yemeği? Bedesciğim sen o eti yemiyor musun? Ha yok, daha yeni yiyecek. Daha açlığı yeni o sınıra geliyor. Ha yedi. Yok yemedi. Yedi mi? Yemedi. Sen eti 50 olunca yemen gerekmiyor muydu? Bakalım yiyecek mi, hep birlikte göreceğiz. Belki de reddeder yemeği. Yemeği bünyesi kaldırmıyordur. Evet, tabii ki yedi. Yeterince acıktığı zaman aslanlar gibi etini yedi. Yalnız bilinci, bilinçsizliği artı üzerindeki eti falan, yani korkunç bir yüzdediler şu anda ya. Işık hızında ayılıyor kendisi. Ve bu ışık hızındaki ayılmasına oranla gayet yavaş tamamlanıyor ve yine ayılmaya başladı. Şuradan her biri 40'tan şöyle yaparsak bence tamam olacaktır. Bu arada belki de Prime Meat bulsaydım işim çok daha kolay olacaktı. Ben şu aşağılara doğru bir gideyim. C tuşunu içeri gömçürterek, C tuşuna hızlı hızlı basarak yalnız tam benim base'imin ortasında popmuş olması süper. Ha, pardon, dışarıda da popanlar varmış tabi. Bir tane de dışarıda popmuş. Bunların galiba renkleri elementallerine bağlı. Elementallerini gösteriyor onların. Bilmiyorum, biz ormanımsı bir yerlerdeyiz diye bize devamlı yeşil çıkıyor.
neyin zihniyetini yaşıyorsun sen, çok merak ettim. Aa, sen 70 misin ama. 70 biraz riskli olabilir. Fresh meat. Taze et bizim tam da aradığımız şey değil. Tam da aradığımız şey taze et değil. Biz prime meat istiyoruz. Yalnız şaka maka. Pteradon'la adamı al aşağı ettik. Şimdi bunu da ettik. Biraz dinlen. Yo, dinlenmeye de gerek yokmuş. Dinlenmeye de ihtiyacı yokmuş vallahi. Çiğ lezzetli et. Hadi bir kere daha şundan prime meat çıkartırsan. Vallahi çıkardı. Zaten iki tanesi yeterli olacaktır. Biliyorsunuz kardeşlerim, prime meat çıkarmak büyük bir ısırık almaya bağlı. Büyük ısırık bu oyunda büyük hasar olarak algılanıyor. Büyük hasar da Pteradon'un C tuşu ile vurduğu büyük hasar. O yüzden rahat bir şekilde prime meat çıkarabiliyor Pteradon. Ayılmadığını umut ediyorum canım benim. Ayılmamışsın, çok güzel. Şimdi şuradan şu iki tane prime meat'i bir alalım. Abi hayvan ayıldı, iyi mi ya? Buraya gel. Hiçbir yere gitmiyorsun. Şimdi Allah bilir senin üzerindeki bütün narkotikler gitmiştir ha. Evet. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Evet kardeşlerim, siz istediniz, ben oynuyorum ama şimdi içimden neler söylediğimi duymak istediğinizi pek zannetmiyorum. Yani bir modu yapıyorsunuz, adam gibi yapın değil mi? Bir hayvanın ışık hızında ayılmasının manası nedir? Biri bana söyleyebilir mi? Manası nedir bir hayvanın ışık hızında ayılmasının? Yani bir şuraya kadar gidip gelene kadar ayıldı hayvan ya. Ben şimdi çok merak ediyorum. Şunun başında dikileceğim bu sefer. Herhangi bir yere kımıldamayacağım. Tame olana kadar bekleyeceğim. Acaba... Bak ya. Şuna bak ya. Evet. Bir de buglandık burada. Süper. Zaten Pteradonların ne kadar gerizekalı olduğunu düşünüyorum. Tüm kardeşlerim bilir. Evet, şu anda bir özürlülük abidesi içerisinde sıkışıp kalmış durumdayız. Bir yandan ışık hızında bayılırken, bir yandan acıkmayıp yemek yemeyen, böyle garip garip ikilemlerin içinde sıkışmış olan bir Pteradon'la yan yanayım burada. Dediğim gibi hep birlikte göreceğiz. Şu Pteradon'la bunun arasında ne fark var acaba Bedes'le? Açıkçası ben de merak ediyorum. Yemeğini yediğin zaman ne derece tame oldun? Bari onu görebilecek miyiz? Güzel. Evcilleştirmenin yarısı doldu. İkinci prime meat yediği zaman evcilleşecek. Tabi bu sırada o prime meat çürümez. 5 dakika içerisinde acıkır ve yerse. Hah, çıkabildin ya. Vallahi ağlamak istiyorum mutluluktan. Mutluluktan ağlamak istiyorum. Orada artı 10 level katta ha. Prime meat ile bir şeyleri temlemek gerçekten kabus. Prime meat ile bir şeyleri temlemek yapılabilecek en mantıklı hareket. Evet, kısa bir süre sonra diğer eti de yiyecek. Başından gideceğim, korkudan gidemiyorum ya. Bak yine düşmeye başlamış zaten. Anında uyanıyor ya, böyle bir hayvan olamaz.
Ve yani inventory'sine koymuş olduğum şeyleri ya inventory'inden fırlat değil mi? Ya da kaybetme. Ayağa kalktığı zaman inventory'deki şeyleri yemesi nedir abi? Yiyor resmen hayvan, yutuyor. Bak ya yine burada terror bird var, bir şeyler var. O aptallar gelip şu tepelerden aşağı atlıyorlar abi, ben size söyleyeyim. Enayiler bildiğiniz gelip o tepelerden aşağı atlıyorlar garanti. Şuradan bir ineyim. Kuşumun durumunu kontrol edeyim. Ayılıyor mu? Ayılmıyor. Çok güzel. 3 sonra bu eti de yiyecek. Artık teymi bitecek diye düşünüyorum. Evet. Bu kadar. Bunun adını deli koyalım. Şimdi bu deli bizi izlesin. Buradan bir birlikte gidelim. Tame işlemini yapmışken daha fazla yerde durmak istemiyorum. Rengi çok janjanlı olduğu için bile zaten yeterince güzel aslında ama sabit kancanın yerini şöyle alayım. Ama buna eğer koyabiliyor muyuz? Evet, koyabildik ve binebildik, hayret. Eğer koyabildik ve üzerine binebildik. Şimdi bu hayvan zaten bayağı level'la, 300 küsür level ama sağlık 2000, enerji 1700, açlık 7000. Sağlık 2000, enerji 1700, açlık 7000. Fiziksel hasar %145, hareket hızı %136. %145, %136. Yok, normal dinozordan farklı görünmedi benim gözüme. Artık özellikleri nedir bilemiyorum. Bu kadar janjanlı olması haricinde ne gibi özellikleri var? Şunların bir kısmını... Hacı hayırdır? Pterodon partisi verdiğimizi falan mı zannettin? Şuradan bazı şeyleri ona bırakayım. Ama eğerini de alayım. Eğer de böyle bırakayım. Şurada ha. Anuki Genesis masamız var bir tane. Orada neler yapabildiğimize bakalım. Kendi ocağı var. Kendi depolama alanı var. Drake ve Boss için iki tane yemeği var ve kendi eğerleri var. Alfa Dair 1, Alfa Wooly, Alfa Drake, Alfa Plesor, Alfa Dodorex, Alfa Megalodon, Alfa Mososaur, Alfa Plesor, Wyvern, Alfa Trike, Alfa Trike var ha, Alfa Trike, Alfa Terror World, Alfa Stego, Alfa Spino. Alfa Spino, Alfa Mammut, Raptor, Sabertooth, Sarko, Giganotosaurus, Doedricus, Carno, Argentavis, Ankylo. Allah Allah. Alfa Pterodon yok. Şu Saddle'a ben bir daha bakayım. Alfa Pterodon ince uzun. Pterodon. Bir de şuradan kontrol edeyim ki şöyle ince uzun benzeri bir şey varsa hani gözümüzden kaçıyorsa, ki gerçekten de yok. Allah Allah, bu hayvan alfa değilmiş. O zaman neden parlıyor ve dışarıda niye parlayanını bulduk? Niye BDS yazıyordu üzerinde? Hayırlara vesile olsun. Silahlar yakın dövüşte Lance diye bir şeyimiz var. Vurduğunu bayıltıyor. Uzak dövüşte bizim kullandığımız Poison Dart var. Değişik Fire, Frost, Poison diye oklarımız var. Şimdi şöyle bir dışarı çıkayım ben. Orada neler oluyor bir bakalım.
Ana. Yavru mu o? Valla bedes pes etmiyor. Hatta bir tanesi dayak yedi, kaçmaya başladı. Aa, bu kapandı. O da zaten yavruydu, o da kapanmıştı. Bakayım benim kadar bir şey. En azından yanlarına tam konmasak da boy ölçelim. Bu da benim kadar bir şey. Yavrum, bedes ne oldu? Ha, bedes burada. Bedes büyük ya. Ya da o ikisi de yavru, artık bilemiyorum. Şöyle yanına yaklaşıp belki görebiliriz. Baby mi? Ne diyor? Vahşi erkek doldurup istiyor. Hayır, baby falan demiyor. Bu galiba küçük ama ya. Vahşi dişi dodrikus. Yo. Gerçekten bedesler iri mi o kadar ya? Bedesler o kadar iri mi arkadaş? Bayağı iri. Demek ki gerçekten de Pteradon'un sadece rengi öyleymiş. Ama şimdi o Dodrikus'u teminlemekle uğraşamayacağım. Çünkü o Dodrikus'u teminlemek vakit alacak. Kendisi bitki yiyor. Etrafta biraz uçarsak bence başka bedes dinozorlar görürüz. Biraz keşif yaparsak eğer, onun iki Genesis modunun değişik bedestine zorlarından göreceğimize inanıyorum. Bu arada bedestine zorları neye göre çağırıyor? Hiçbir fikrim yok. Modu biraz okuduğum zaman dünyada dinozorların oluşumları sırasında rastgele oluşumlar anında bedest modları oluşur diyor. O yüzden biraz da şans. Ve hep yeşil mi olacak onu da anlamadım şimdi. Belki de bölgelere göre oluşuyordur. Mesela bizim o bulunduğumuz yer ormanlık, Redwood biyomu, ağaçlık bir yer diye yeşil oluyordur mesela. Başka bir yerde kırmızı oluyordur, bilemiyorum. Mesela iki tane T-Rex'imiz var. Aa, orada bir şey gördüm. Çok değişik renkte bir şey gördüm orada. O ne öyle ya? Bedes Peçi. Aa, Peçi'nin de bedesi varmış ve mağlup oldu dedi. O da maviydi. Zaten mavi, kırmızı, yeşildi galiba. Üç rengi vardı bedeslerin. Elementallere oranla. Ve bu kadar parlıyorlarsa da bedestleri herhalde ıskalayamayız ya. Çok uzaktan görürüz. Çok uzaktan fark ederiz bedestleri. Ama zavallı Peçi de nasıl bir şanssız ya. Tutup Peçi bedes gelmiş. Kadar da sık çıkmamışlar demek ki ya. Şunu da bilmiyorum açıkçası. Modun içinde çok farklı daha dinozorlar olduğu yazıyordu. Ama onlar çıkacak mı bundan bahsetmiyordu. Yani biz bir yerlerden çağırıyor olabiliriz o dinozorları. Ama kendiliklerinden haritada çıkacaklar mı? Dodorex haritada popacak mı mesela? Başka bir şeyler haritada popacak mı bilemiyorum.
Mesela bu modu yükledikten sonra Allosaurus'ların renkleri de değişti. Allosaurus'ların hepsi aynı renk geliyordu. Benim gördüğüm bütün o üçlü duran Allosaurus'ların hepsi şu görmüş olduğumuz şeye benziyordu. Tam onun gibi de değildi gerçi ama. İçinizden geçelim. Arkadaşlar içinizden geçelim lütfen. Benim base'deki Allosaurus'larım bile değişti kardeşlerim. Base'e geri döndüğüm zaman göstereyim sizlere. Benim base'deki Allosaurus'larım bile renkleri değişti. Bir tanesi futbol takımı gibi oldular. Biri Beşiktaşlı oldu, siyah beyaz. İndiyse bir çalayım diyecektim içindekileri. Ama inmemiş. Yok mu başka bedes? Başka bedes yok mu abiler? Benim kuşum da sonuçta makine değil. Yorulabiliyor. Şöyle bir konalım onunla. Şöyle konmayalım da daha yukarı bir yere konalım. En azından gelen tehlikeyi fark edebiliriz. Zaten burası da dinlenme mekanı olmuş. Uzayın. Uzayın gençler, beni sinir etmeyin. Bak Karno'ya ya. Karno ile Terror World benim bu haritanın bir numaralı dinozorları olmuşlar ya. Her yerde Karno ve Terror World var. Ve önlerine geleni ısırıyorlar. Kardeşlerim bilerek çok ormanların içine dalmadım. Şöyle bu yakınlarda dolanıyorum. En azından açık alanda olalım ki diyorum, görüş mesafemiz fazla olsun. Bir bedes görürsek fark ederiz. Bizim bedes olmayan teyimlediğimiz, rengi kaymış sadece Pterodonumuz. Bedes olan Doedricus. Patch'inin de bedes versiyonu olduğunu zannetmiyorum. Sadece elementaldir o. Yani bedes yazıyor ama özel saddle'ı yoktu. Dediğim gibi kardeşlerim, bu Anunnaki Genesis moduna bir giriş olsun. Siz bana bu modla alakalı bildiğiniz şeyleri bu videoya yorum olarak yazın. Ama tam bildiğiniz şeyleri yazın lütfen. Yani yorum olarak istediğinizi yazabilirsiniz de bana şöyle yorumlar yaptığınız zaman okurken gerçekten eğleniyorum. Şöyle bir şey varmış galiba. Emin değilim ama şunu yazdığın zaman. Abi galiba ve emin değilsen, hani ben de bazı şeylerden galiba ve emin değilim. Öyle bir şeye bir yere varamayız yani. Tam doğru bildiğiniz şeyler varsa bana söyleyin. Ben de bir dahaki videodan önce biraz daha bakayım. Olmadı kodlarla bedesler çağıralım. O bedesleri dövelim. Alalım, kabilemize katalım. Ben nerelere geldim acaba ya? Çok uzak diyarlara geldiğimi düşünüyorum. Redwood biyomundan bayağı uzaklaştık galiba. Kurumuş nehir yatakları gibi bir yerlere geldik. Yalnız bu kadar da Spinosaurus'u ilk defa yan yana görüyorum ya. Her yer Spino dolu. Belki de rengi farklı olmayan bedesler de var. Bak terbiyesize bak. Nasıl cezbelendi beni görünce. T-Rex de resmen şey gibi, market alışverişine çıkmış gibi. Etraftaki dinozorlara bakarak bir de bunu ısırayım, bir de bunu ısırayım falan diye gidiyor. Senin ne kadar güzel bir rengin var öyle. Yahu sen nasıl bir terbiyesizsin. Ödüm koptu ya. Tek kelimeyle ödüm koptu.
Dört nala üstümüze yardırdı hayvan. Bilemedim, modu yükledik ve şu anda hani bu dinozorlar yavaş yavaş oluşacakken artacak mı acaba sayıları? Hayvan mutlu mutlu dolaşıyor kafasına göre. Demek ki bizim asıl bedesimiz buradakiymiş. Ne olmuş? Bizim Doedricus'umuz büyük ihtimalle ölmüş. Uncle omuzunda gelmiş, ağzını burnunu kırmış bu terör bird. Gerçekten çok kötü bu şeyler ya, terör birdler. Gerçekten çok kötüler. Sizin de hiçbirinizin bir tepki vermemesi mükemmel. Hiçbirinizin bir tepki vermiyor olması gerçekten efsane. Gel bakayım buraya. Öldür, öldür, öldür. Ben zaten haritanın bu kısmına aşık oldum. Terör Bird'ün de bacak kadar boyuyla bu kadar gerçekten aksiyon yapmasına aşık oldum. Ve bir de bu öleceğini anlayınca dönüp arkasını kaçmaları yok mu bunların? Demek ki neymiş? Hiçbir dinozoru orada bırakmamak gerekiyormuş kardeşlerim. Bunu da anlamış olduk. Evet. Bu iki dinozorumuzu da şöyle bir toplayalım. Sen de beni izleme, tamam mı koçum? Beni izleme. Dinozorların bu oyunda bizi izlemekle alakalı çok ciddi bir derin problemleri var. Beni izle. Beni izle ıslığına o kadar garip tepkiler verebiliyorlar ki. Mesela dönüp bön bön bakmak gibi. Gayet güzel. Şimdi şunu gösterecektim size. Gördüğünüz gibi hepsi aynı renkken bir tanesi şöyle yeşil, bir tanesi de arkada duruyor. Şöyle çekersem eğer onu daha rahat anlayacağız. Siyah beyaz oldu. Gördüğünüz gibi hayvan siyah beyaz oldu. Diğeri yeşil oldu. Bu da böyle değişik bir renk oldu. Anunki Genesis modunu yükledikten sonra hayvanların renkleri bile bir garip oldu. Değişti. Artık bir dahaki videomuzda bedes dinozorlarımızı kendimiz çağırarak tek tek nasıl olduklarını inceleyeceğiz kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Eğer benimle iletişime geçmekler yaptın ve haberdar olmak istiyorsanız diğer sosyal medyadan da Twitter, Instagram, Facebook, Steam'den Dedeli Oyunlar diye bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kardeşlerim. Kendinize dikkat edin.